3. sınıf çalışma soruları kitabı 5. ünite geometrik cisimler ve şekiller konusu. Yukarıdaki bahçe modelinden kaç tanesi 3 köşelidir? Baktığımız zaman 1 köşe, 2 köşe, 3 köşe, 1 köşe, 2 köşe, 3 köşe, 1 köşe, 2 köşe, 3 köşe, 4 köşe. Bu değil. Bunun köşesi yok zaten. 1 köşe, 2 köşe, 3 köşe. Bunda var, bunda var ve bunda var. 3 tanesi 3 köşelidir. Yukarıdaki verilen geometrik şekiller ile aşağıdakilerden hangisi oluşturulamaz? Baktığımız zaman 6 tane ile küp oluşturulur. 4 bundan kullanıp 2 bundan kullandığımız zaman kare prizma da oluşturulur. Bir tane üçgen var. İki tane üçgen olsaydı üçgen prizma oluşturulabilirdi ama bir tane üçgenle oluşturulamaz. Yukarıdaki şekilde kaç tane üçgen, kaç tane kare, kaç tane dikdörtgen vardır? Öncelikle baktığımız zaman bir tane dikdörtgen olduğunu görebiliyoruz. Şu mavi de boyayacağım kısım bir tane dikdörtgendir. O yüzden cevabımız A ya da C olacak. Şimdi şöyle yaptığımız zaman iki tarafı iki eşit kareye bölmüş olduk. Ve 1, 2, 3, 4, bir de şu şekilde bir üçgen. Kırmızıyla yaparsak daha net görünecek. Şöyle büyük bir üçgenimiz var. 5 tane de üçgenimiz var. Geometrik cisimlerden hangisinin köşesi ve açısı yoktur? C seçeneği silindir. Verilen 5 noktanın herhangi 3 köşe olacak şekilde en çok kaç tane üçgen çizilebilir demiş. Bakalım. 1, şöyle birleştirdiğimiz zaman 1, 2, 3 tane var. Daha sonra farklı renkte çizeyim bir de. Şöyle bir üçgenimiz var. 4 oldu şu an. Yine farklı renkte çizeyim. Şöyle bir üçgenimiz var. Şöyle. Ya şimdi belli oluyor sanırım. Bir tane böyle var. 5 oldu. Bir de geniş açıdan baktığımız zaman şöyle tamamını birleştirerek altıncıyı oluşturabiliriz. 6 tane vardır. Hangisi en fazla yüze sahiptir? 3 tane var. 6 tane var. 5 tane var. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisindeki düzlemsel yüzeyler kullanılarak yukarıdaki verilen geometrik cisimlerden biri oluşturulamaz? Baktığımız zaman küp oluşturulur. Üçgen prizma oluşturulur. C seçeneğiyle. Ama şekle baktığımız zaman 4 tane dikdörtgen olması lazım. 2 tane kare olması lazım. A seçeneğiyle oluşturulamaz. Aşağıdakilerden hangisindeki düzlemsel şekillerle bir üçgen prizma oluşturulabilir? 2 tane üçgen olması lazım. Ve 3 tane de dikdörtgen olması lazım. C seçeneği. Aşağıdaki düzlemsel şekillerden hangisi bir silindirin yüzlerinden biri olamaz? Tabii ki baktığımız zaman A seçeneğinde koninin yüzü olabilir. Silindirin değil. Modelde bulunan düzlemsel şekillerin toplam kaç köşesi vardır diye soruyor. 4 tane bunda. 4 bunda var. 4 bunda var. 12 yaptı. 3 bunda var. Ne yaptı? 15 yaptı. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin
Açılımında iki tane daire vardır. Bir, iki, B seçeneği. Yandaki verilen üçgen prizma şeklindeki kutunun ayrıntıları boyunca kesiliyor. Kesilen şekillerin tamamı sıra üzerine dizildiğinde hangisi görülür diyor. Üç tane dikdörtgen var. İki tane de üçgen var altta ve üstte. İki tane üçgen, üç tane dikdörtgen C seçeneği. Aşağıdaki geometrik cisimlerin hangisinin yüzlerinin sayısı diğerlerinden farklıdır? 100, 6 var. Üçgen prizma 5 var. Kare prizma 6 farklı olan B seçeneği. Kaç tane 4 açılı geometrik şekil vardır? 1, 2, 3. Farklı renk yapayım. Sarı renk belli olmuyor. 3 ve bu büyük olan var. Bir de bu 4 tane var. Beşinci sorumuz aşağıdaki geometrik cisimlerin hangisinin yüzlerinin tamamı kareseldir, bölgedir? Küp tabii ki. Aşağıdaki düzlemsel şekillerden hangisi verilen geometrik cisimlerin hiçbirinin açılımında yoktur? Daire var. Dikdörtgensel bölge yine silindirde var. Üçgensel bölge hiçbirinde yok. Hem köşesi hem ayrıtı vardır. Baktığımız zaman köşeleri var. Bunlar da ayrıt. C seçeneği. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin yüz sayısı diğerlerinden fazladır? 6, küre 1, koni 2. Resimde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? Üçgensel bölge, dikdörtgensel bölge, şurası, daire, bu, üçgensel bölge yoktur. Yandaki şekilde yalnız 3 açısı olan kaç tane geometrik şekil vardır? Üçgenleri soruyor yani bize. 1, 2, 3, 4, şu 5, şurası 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, şurası 14, 15 ve bir de büyük üçgen oluşuyor burada. Şöyle bir üçgen oluşuyor. 16. Köşesi ve ayrıtı vardır tabii ki üçgen prizmanın. Aşağıda verilen geometrik cisimlerden hangisinin dikdörtgen yüzü yoktur? Bunun var. Burası dikdörtgen ama B seçeneğinde yoktur. Kaç tane yüzü vardır? Altta, üstte iki tane üçgen var. Bir, iki, bir de geri tarafında var. Üç de orada var. Beş tane yüzü vardır. Üçgen prizmanın yüzlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Daire yoktur. Olamaz. Köşesi vardır demiş. Tabii ki peynir üçgen prizmanın köşesi vardır. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin bütün yüzleri karesel bölgedir? Tabii ki küp. Aşağıdaki geometrik cisimlerin yüzeylerinden biri tamamen boyanarak baskı yapılacaktır. Üçgensel bölge elde etmek için hangisi kullanılmalıdır? Tabii ki üçgen olan bir tane cisim kullanılmalı. O da A seçeneğindeki üçgen prizmadır. Kibrit çöpleri uç uca yapıştırılarak yukarıdaki kare prizması oluşturulmuştur. Bu kare prizmadan kaç kibrit çöpü çıkartılarak küp elde edilir? Bakın şu, 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 şu çıkartılırsa tekrar altı getirip yapıştırılırsa
Küp elde edilir. Yani 4 tane çıkardık. Hangisinin köşesi yoktur? Tabii ki bunun yoktur diyelerinin var. Gördüğünüz üzere. Evet, bir sonraki videoda temel kavramlar konusu olacak.